Peki oysa mutlu bir ilişkinin sırlarını gayet güzel bizlerle paylaşan güzel de sanatçılarımız var. Güzel de çok sevdiğimiz insanlar var hayatımızda. Oyuncu Nevra Serezli katıldığı bir programda uzun ve mutlu ilişkinin sırrını vermiş. Ne acaba? Çok tatlı. Bir diyor artık bunu çok duyarız ama şimdi böyle eşini 2013 yılında kaybetti sevgili Metin, Metin Serezli'yi. Tam 43 sene 45 sene evli kaldılar. 45 sene. Bak. Gerçekten. Maşallah. Demiş ki bir yatağa küs girme. Aa fena. Bu küslük hadisesini hiç anlamıyorum küslük. Ya. Küslük ne ya? Küstüm. Var öyle tanıdığım insanlar. Küsersin yani. De. Sonra bir yolunu bulup yine barışılır, edilir evet. Falan filan. Ama bir küsülür, iki küs. Küsmek ne ya? Çocukça bir davranış küsmek değil mi? Küsmek ne biliyor musun? Küsmek aslında psikolojik şiddet ve yani sen herhangi bir şekilde bir o evin kapatıyorsun. İçinde o insana tabii ki. Değil mi? Çin sevdi kuruyorsun ediyorsun. Önüne. Tabii. Berlin duvarı çekiyorsun. Bu ne arkadaş olur mu öyle evin içinde şey? Seninle konuşmayan biri var sürekli. Evet. Böyle hani ne kadar gidebilir ki öyle bir küslük iki küslük hadi tatlışlık falan filan evet. Da sonra küs Allah Allah ve günler boyu giden var mı çevrenizde öyle? Ya var benim duyduğum bildiğim insanlar. Küsüz senin de var ya küs yani konuşmuyor. İletişim hiç konuşmuyor. Mesaj yazıyorsun engellenmişsin mesela tabii, tabii. Ama sonra aynı evin geçişine gireceksin aynı evin falan filan. Yani yatağa küs girme diyor peki. Peki ikiye ne diyeceksin? Eşin sabit fikirliyse alttan alta işle eşi kararları kendi almış gibi hissetsin. Vay vay vay. Güzel bir oyunculuk evet, değil mi bu? Güzel. Yani ne? İşte bunu ister güzel bir sözle, ister dolma sararak, ister sevdiği şeyleri yaparak, huyuna suyuna giderek yap. Orası sizin hayal gücünüze kalmış. Eşiniz sabit fikirliyse, zor bir insansa alttan almaya çalışın. Bunu kalfa yoluyla değil, iyimserlik yoluyla çözmeye çalışın. Her seferinde bunu mu yapacak bu hayır kadın canım, ya da erkek? O da kendinden erkek. Çok ödün vermek yani tabii ki sabit ama. Sabit fikir dediğimiz geçen bir şey değil ki. Çünkü sabit fikir. Evet. Ama Nevra Hanım da diyor ki madem ben seçtim eşimi çok seviyorum. Onun da huyu bu. Çocuklar böyle var bir ortada. Huyu var. Atsan atılmaz satsan satılmaz. Hayır, seviyor çok yani. Biz asla yatağa küs girmeyiz. Çok seviyorum. Ama eşim biraz sabit fikir. Ne yaparsın öyle olduğunda? Şimdi Metin Bey'i harcamayalım birazcık, burada ya rahmetliyi. Birazcık alttan almak lazım. Ya da İki genel görüşünü de bildiriyor olabilir. Çünkü bunca yıllık bir gözlem, tecrübe, evlilik, mutluluk, çocuklar. Belki durumlar. Metin Bey'e bakarak bu fikri oluşturdu. Metin Bey'in mesela Nevra Hanım sabit fikirliydi. Metin Bey dolmayı sararken huyuna suyuna giderek yaptı bunu yani. Tabii olamaz. Mı? Tabii ki. Karşılıklı her şey. Sevgilerimizi gönderiyoruz buradan Nevra Hanım. Uzun uzun ömürler diliyoruz. İki tane yavrusu var. Tabii evet. Artık yavrular çok çok büyüdü. Evet. Metin Bey'e de rahmet. Kendisi de 79-80 maşallah. Evet. Ne maşallah. Kadar güzel. Evet enerji hala harika. Evet ya gençliğimize damgasını vuran isimlerden bir tanesi kesinlikle. İdi.